Rivayetlere göre, efsaneye göre Harp Kalesi surları yapılırken kuraklık olduğu ve kuraklıktan dolayı da su bulunamadığından harç karışımının yapılamadığı yönündeydi. Harç için buradaki sürülerden elde edilen sütün kullanıldığı, bundan dolayı da kalenin surlarının sütle yapıldığı ve adının da Süt Kalesi olarak kaldığına inanılmaktadır. Bu tür efsanelerin birçok yerde karışımı olduğunu biliyoruz. Harput Kalesi'ndeki surların yapımında genellikle kalker taşı kullanılmıştır. Bu ocaktan çıktığında beyaz olan taş zamanla yüzyıllar içerisinde hava ve güneşle temas ettiği için rengi biraz sarımtırak hale gelmiştir. Ancak yeni çıkan ocak taşları beyazdır. Uzaktan bakıldığında da çok beyaz surlar olduğundan halk arasında Süt Kalesi diye geçilmiş ve zamanla da bu efsane oluşmuştur. Özellikle kaledeki birçok gizli geçitin Süt Kalesi ile ilgili bazı bağlantıları da kurulmuştur halk tarafından. Ancak gerçek anlamda bunun renklerin beyaz olduğundan isim verildiğini düşünmekteyiz. Yalnız çeşitli kalede yaşanan fetihler sırasındaki olaylar, önemli Belek Gazi gibi kahramanlar hep bu Süt Kalesi efsanesiyle bağdaştırarak olaylar hikaye haline getirilmiştir. Bu bakımdan Harput'un yerleşmesi ve hikayeleri toplum açısından ve bizim açımızdan önem arz etmektedir. Efsane olarak geçiyor. Yoksa yazılı kaynaklarda kalenin yapımı ile ilgili süt kullandığına dair bilgiler yok. Bizde tabii en eski kayıtlar 11. 12. yüzyıldaki Selçuklu, Artuklu kayıtları. O dönemde ve sonrasında geçen olayların hepsinde kale ile ilgili bağlantılar, işte mesela zindanlı Belek Gazi'nin Haçlı Kontunu hapsettiği, onu kurtarmak için yapılan girişimler, artı 4. Murat dönemindeki Safa ordusunda esir edilen komutanların kaleye zindana atılması, efkaf defterlerinde kaledeki görevliler, bunlarla ilgili her türlü bilgi var ama yapımı ile ilgili süt kullanıldığına dair bir yazılı belge yok. Dediğim gibi bu özellikle çocuklara hikayelendirilen, sonra efsaneleşen bu olaylar biraz edebiyat ürünleridir. Hayal ürünüdür ama hayatımızın da bir parçasını oluşturmaktadır.